Selam gençler, Ferrum YouTube kanalına hoş geldiniz. Bu videoda bende bir farklılık görüyor musunuz? Görüyorsunuz değil mi hocam? Gözlük var, gözlük yapmışsınız. Evet, gözlük yaptım. Niye yaptım onu da söyleyeyim. Tamamen farklılık olsun diye, dikkat çekmek için yaptım. Herhangi bir elhamdülillah bir göz problemim yok. Dikkat çekmeye amaçlıyordum, çektim galiba değil mi? Yakışıyor mu? Yakışmıyorsa bile de yakışıyor deyin hocanıza. Bu konumuzda çünkü ben size polarlık ve apolarlığı anlatacağım. Beni ne kadar motive ederseniz zorlandığınız bu konuyu sizin için o kadar basite indirgerim. Tamam mı? Motive edin, konuyu anlayın. Konuyu anlayın, motive olayım. Neymiş? Polarlık ve apolarlıkmış. Şimdi polarlık ve apolarlığın zor olmasının en büyük nedenlerinden birisi bağ polarlığı ve molekül polarlığının birbirine karıştırılması. Bu ikisi farklı kavramlar. Yani biz bağların polarlığını ayrı değerlendireceğiz. Molekülün polarlığını veya da apolarlığını ayrı değerlendireceğiz. Bunlar farklı şeylermiş. Bunların farklı şeyler olduğunu öğrenip ve birbirinden ayırdığınız zaman polarlık ve apolarlık çok kolay bir konu olarak karşınıza çıkacak. Gelin şimdi öncelikle bağların polarlığından başlayalım. Ardına ise moleküllerin polarlığı diyelim. Bağların polarlığında apolar kovalent bağ diyoruz. Apolar kovalent bağ nedir? Apolar kovalent bağ elektronegatiflikleri aynı olan atomların oluşturduğu kovalent bağlardır. Bak elektronegatiflik küçük bir konuydu. Ne demiştik? Aynı grupta yukarı doğru, aynı periyottaysa sağa doğru artan bir periyodik özellikti değil mi? Yani bu kadar verip geçtik ama şimdi karşımıza çıktı. Elektronegatiflikleri aynı olan atomlar arasındaki ametaller atomlar arasındaki bağlara biz apolar kovalent bağ diyormuşuz. Örneğin hidrojen. Şimdi hidrojen bir elektronu var soy gaz düzeyine benzemesi için. Diğer hidrojende bir elektrona ihtiyacı var. Bunlar elektronları ortak kullanmak istiyorlar. Böyle yan yana geliyorlar ve bir kovalent bağ oluşturuyorlar. İşte biz bu kovalent bağı apolar kovalent bağ diyoruz. Kovalent bağ dersek de doğru, apolar kovalent bağ dersek de doğru. Hocam neden apolar ekledik? İşte şu yüzden ekledik. İkisinin de elektronegatifliği aynı. Yani şu taneciğinde elektronu çekme isteği, biliyorsun elektronegatiflik elektron alma isteği, çekme isteğiydi değil mi? Bunun da elektron çekme isteği aynı. İkisi eşit miktarda elektronu çektiğinden dolayı herhangi bir kutup oluşmuyor. Bu yüzden kutupsuz kovalent bağ diyoruz. Kutup nereden çıktı? Apolar kutupsuz demek. Polar kutup demek. Tamam mı? Polar neymiş? Kutup. Apolar kutupsuz. Bak kitapsız değil. İkisi farklı şeyler. Kutupsuz. Ne kutubu? Artı eksi kutbu yok. Yani bir elektronu birisinin fazla ya da eksik istemesi durumu söz konusu değil. Mesela Cl2. İşte şu bağ bizim için apolar kovalent bağ oluyor. Tamam mı? Niye? Çünkü elektronu aynı derecede isteyen iki atom arasında gerçekleşmiş. Burası bizim için çok önemli bir yermiş. Mesela O2, bu bağlar bizim için apolar kovalent bağdır. Oksijende şu şekilde ikili apolar kovalent bağ bulunur. N2'deki işte şu bağlar var ya apolar kovalent bağdır. Neden? Çünkü iki aynı atom arasında elektronlar ortaklaşa kullanılıyor. Bir de gelelim polar kovalent bağ. Nedir polar kovalent bağ? Diğerinin tam tersi, kutuplu bağ aslında. Bu da elektronegatiflikleri farklı olan atomlar arasındaki bağ da biz polar kovalent bağ diyoruz. Hemen gösterelim. Örneğin hidrojen ve flor. Şimdi hidrojenin bir elektron ihtiyacı var. Florun da bir elektron ihtiyacı var. Ve bunlar bir bağ yapıyorlar. Elektronu ortaklaşık kullanıyorlar. Ancak flor periyodik sistemin hem yukarısında hem de sağında. Hidrojen ise solunda bir yerde. Biliyorsun elektronegatiflik yukarı ve sağa doğru artıyordu. İkisinin elektronegatifliği aynı değil. Eğer element aynı elementte ise elektronegatiflikler kesinlikle farklıdır. Yani iki farklı şeyin tanecik arasındaki elektronegatifliği aynı dememiz pek de mümkün değil. Hocam elektronegatiflikler farklıysa florun elektronegatifliği daha fazla dedik. Florun elektronegatifliği daha fazla olduğundan dolayı şu ortaklaşa kullanılan elektronu flor kendine daha çok çekiyor. Yani ortada durmuyor. Yani senin şöyle iki tane elektronun var ya. Florun burada. Hidrojenin burada. İşte flor elektronu daha fazla istediğinden dolayı elektron sağa doğru gidiyor. Yine bağ oluşuyor. Sıkıntı yok. Tamam mı? Ama ne oluyormuş bağda? Elektronlar flora daha yakın oluyormuş. Hidrojenden biraz daha uzaklaşıyormuş. Elektron nasıl yüklüydü? Hocam elektron eksi yüklüydü.
Şimdi eksi yükler nereye yaklaştı? Flora yaklaştı. Eksi yükler flora yaklaştığından dolayı flor kısmen negatif yükleniyor. Şu ifadeye biz kısmen diyoruz. Bak şu ifade var ya, sağ tarafta da gösterdim. Bu kısmen demek. Flor kısmen negatif yükleniyor. E baktığın zaman HF'ye üzerinde artı eksi bir şey var mı? Hani şurada eksi ya da şurada artı gibi bir şey var mı? Yok. Totalde sıfır. E şuradaki kısmen negatifi sıfırlayabilmek için sol tarafa da kısmen pozitif eklememiz gerekecek. Tamam mı? Kısmen pozitif ekledik. Şimdi kısmen pozitif ve kısmen negatifler oluştu. Topladın, ne yaptı? Sıfır yaptı. E ne oldu? Durduk yere atomlar arasında yük oluştu. Kutup oluştu. İşte kutup oluştuğundan dolayı bu bağ kutuplu bağ. Yani polar bağ diyoruz. Polar kovalent bağımız budur. Tamam mı? Kutup böyle oluşuyor. Yani birisi elektron çok istiyor, birisi az istiyorsa elektron bir tarafa yaklaşıyor. Ortada bir denge söz konusu olmuyor. Denge olmayınca da kutup oluşuyor. Buna da polar kovalent bağ diyormuşuz. HF'yi örnek vermiş. HCl'yi örnek verirsin. Veya oksijenle hidrojen arasındaki şu bağları örnek verirsin. Bunlar polar kovalent bağ örnektir. Veya CH4'ü örnek verelim. Bak C ile H arasındaki bağlar polar kovalent bağdır. Mesela şöyle bir bileşik yazsam. Tamam mı? Bak şöyle yazıyorum. İyi bak. Şurada oksijen olsun. Şurada hidrojen olsun. Tamam mı? Şurada hidrojen var yine. Şurada da hidrojen var. Hangisi polar kovalent bağ, hangisi apolar kovalent bağ desem ne dersin? Hocam işte iki farklı atom arasındaysa elektronegatiflikte farklıdır. Bu polardır. Bak bu polar kovalent. Bu da polar kovalent. Bak iki farklı atom polar kovalent. İki farklı atom karbon hidrojen polar kovalent. Hidrojen oksijen polar kovalent bağdır. Ama şuradaki bağysa, şu bağysa karbon karbon iki aynı atom arasında olduğundan dolayı apolar kovalent bağdır. Bu bileşiğimizde bizim 1, 2, 3, 4, 5 tane polar kovalent bağ var. 2 tane de apolar kovalent bağ var. İşte bağların polarlığı ve apolarlığı bunlardır. Tamam mı? Tekrar ediyorum. Aynı atomlar arasındaki bağ apolar kovalent bağ. Farklı ametal atomlar arasındaki kovalent bağ ise polar kovalent bağ oluyor. 2 tane örneğimiz var. Sırayla bakalım. CC4 bileşiği ile ilgili yargılanan hangileri doğrudur? Şimdi C'yi yazdın. Etrafında neler var? CL'ler var değil mi? Hadi Lewis gösterimini de yapalım. Lewis gösterimi nedir? 8'e tamamlıyorduk. Şurayı 8'e tamamlayalım. Yani şu bağda da 2 elektron var. 8'e tamamlandı. Tamam mı? Lewis gösterimi de böyle bir şey mi oluyor? Hangisi merkez atom diye soracak olsam ne dersin? Hocam bağ sayısı fazla olan merkez atomdur. Bağ sayısı fazla olan ne? Karbon değil mi? Karbon neymiş? Merkez atom. Merkez atom. Bu bilgiyi de hatırlamış olalım. Birinci öncül. Bir tane molekülü 4 tane polar kovalent bağ içerir. Şimdi bu bir tane molekül. Polar kovalent bağımız iki farklı atom arasındaydı. Karbon ve klor farklı atomlar. O zaman bu polar kovalent bağ. Birinci polar kovalent. İkinci polar kovalent. Üçüncüsü. Bu da dördüncüsü polar kovalent bağ. Doğru mu? Doğru. Ortaklanmamış elektron çifti içermez diyor. Ortaklanmamış elektron çifti. Şunlar da birer ortaklanmamış elektron çifti değil mi? Evet. Bak 1, 2, 3. 3 tane burada var. 3 burada var. 6, 3 burada var. 9, 12 tane içeriyor. İçermez ifadesi külliyen yalan. Yanlış. Bir tane molekülde 8 tane bağlayıcı elektron vardır diyor. Şimdi bak kaç bağım var? 4 bağım var. Her bağda 4 elektron var. Değil mi? Pardon. Her bağda 2 elektron var. 4 bağ varsa 4 çarpı 2'den 8 elektron yapar. 4 tane bağlayıcı elektron çiftim, 8 tane ise bağlayıcı elektronum vardır. Çift dediğimde 4, çift demezsem 8 tane elektron var. Doğru bir ifade. Cevabımız 1 ve 3 D seçeneği. Örnek 28'e bak. Aşağıda verilen moleküllerden hangisi polar kovalent bağ içerir? Polar kovalent bağ olabilmesi için 2 farklı ametal atomu olması gerekiyordu. Hepsi kükürt arasında. Hepsi SSS. Burada polar olmaz. O ile O polar olmaz. Hidrojen hidrojen olmaz. Çünkü elektronegatiflikleri aynı. Ancak burada oksijenin de hidrojenin de elektronegatifliği farklı. Ve doğal olarak elektronları farklı derecede istiyor. Farklı derecede istiyorsa bir kutup oluşuyor. Kutup oluşursa da polar kovalent bağ oluşuyordu. Cevabımız C seçeneğidir diyoruz. Şimdi bu molekülün polarlığıydı. Pardon. Atomlar arasındaki bağın polarlığıydı. Bir de molekülün polarlığı var.
Molekülün polarlığı neymiş? Buna bakalım. İkisi farklı şeyler demiştik. Bak burada da belirtmişiz. Molekülün polarlığı ile kovalent bağın polarlığı farklı kavramlardır. Az önce kovalent bağın polarlığından bahsettim. Şimdi ise molekülün polarlığı diyeceğiz. Olay burada çok değişiyor. Tekrar ediyorum, bunları birbirine karıştırma. Az önceki anlattığım yer bak çok basitti. Aynı atom arasında kovalent bağ varsa apolar, farklı atom arasında kovalent bağ varsa polar diyorsun. Bitti. Orayı noktala. Kapat orayı. Şimdi yeni bir yerdeyiz. Molekülün polarlığı. Burada yeni bir defter açıyoruz. Buraya dikkat et. Burada bir tık zorlanabilirsin. İyi izle. Şimdi bir kovalent bağ oluşturan atomların elektronegatiflik değerleri farkı arttıkça bağın polarlığı artar. Eyvallah. Yani kutup artar. Ne kadar fazla elektronegatiflik farkı varsa kutup da o kadar fazla olur. Tamam, doğru. Bunda bir sıkıntı yok. Polarlaşma bağda veya ikili atomlu moleküllerde bir dipole, iki kutba, dipol dediğimiz şey kutup, neden olur. Ve dipol kısmi negatif yüke yönelmiş aşağıdaki gibi bir ok işaretiyle gösterilir. Bir dipolün büyüklüğü dipol moment ile ifade edilir. Dipol dediğimiz şey iki kutup. Tamam, iki kutup. Diyor ki dipol, bizim dipollerimiz dipol momentle ifade edilir. Burada dipol momenti bir kavram çıktı. Aslında dipol ne kadar dipol, ne kadar dipol değil, onu ifade eden şey. Hocam dipol ne? Dipol. Şimdi bak, pol kutup demek değil mi? Polardan geliyor. Polar dediğimiz şey kutuptu. Kısalttık, pol oldu. Di Latince'deki demek iki kutup. Dipol farklı bir ifade değil yani. İki kutuplu demek. Artı eksi kutup. Şu kısım artı, şu kısım da eksi, böyle ifade ediliyor. Tamam, buna dipol moment diyoruz. Şimdi kimyasal bağ oluşturan atomlar bağ elektron eşit miktarda çekiyorsa, işte şunlar gibi hidrojenle diğer hidrojen ne yapıyor? Elektronlar eşit miktarda çekiyor. Dipol moment sıfır olur. Yani buradaki kutuplar arasında bir moment oluşmaz. Dipol momenti sıfır olan maddeler ne dediğimde direkt işte H2, O2, N2, S8 gibi tanecikleri söyleyeceksin. Bu bir. Bu polar kovalent bağ, apolar kovalent bağ denir. Tamam. Bunun yanı sıra bir de molekülün polarlığından bahsedilebilir. Bir molekülün polarlığı dipol momenti vektörel büyüklükler olan bağ dipol momentlerinin toplamına eşittir. Hocam bu cümleden hiçbir şey anlamadım. Ben de zaten düzgün okuyamadım fark ettiysen. Ben de anlamadım yani. Ne yapalım? Geçelim. Geçelim. Diğer yere geçelim. Geçer miyim? Ya geçer miyim Allah aşkına? Sizi yalnız bırakır mıyım böyle bir konuda? Bırakmam tabii. Geçmeyeceğiz. Bir daha okuyacağız. Anlayacağız. Tane tane okuyacağız. Diyor ki, gözlüğü çıkarınca daha yakışıklı oldun mu? Oldun demeyin. Gözlüklü motive istiyordum değil mi? Geri takayım. Şimdi bir molekülde molekülün dipol momenti vektörel büyüklükler olan bağ dipol momenti toplamına eşittir diyor. Vektörel büyüklük demek, eskiden 9. sınıfta anlatılıyordu fizikte, vektörlerde bir konu vardı. Bizim zamanımızda 9'da anlatılıyordu. Sanırsam şu an 11. sınıf konusu olması lazım. Vektörler fizikte göreceksiniz. Dipol momenti aslında bir vektörel büyüklüktür. Fizikten gelen bir kavramdır bu vektör dediğimiz şey. Vektör toplamı sıfırsa dipol moment sıfırdır. Vektör toplamı sıfırdan farklıysa dipol moment de sıfırdan farklıdır diyor. Hocam ben vektörleri bilmiyorum. Daha 9. sınıf öğrencisiyim veya 10'u bitirdim, TYT'ye başlıyorum. Ama hala bu vektörlerden, fizikten haberim yok. Nasıl anlayacağım bunu? Şöyle anlayacaksın bak. Şunlar var ya, şöyle bir ok var. Bir okun kuyruğunu, tamam mı, başka bir okun kafası takip ediyorsa ve bunlar birbirine şöyle değiyorsa sıfır olmuş oluyor. Bak, birinin başı diğerinin kuyruğu, birinin başı diğerinin kuyruğu. Burada vektör toplamları sıfır oluyor. Tamam mı? Vektör toplamı dediğin şey bu. Ama atıyorum okun biri bu şekilde, diğeri böyle, öbürü de şu. Ne oldu? Kural şurada bozuldu. Birinin başına diğerinin kuyruğu değmiyor. İşte burada da dipol moment sıfır değil diyoruz. Çünkü buradaki vektör toplamı sıfır olmaz. Basit bir fizik anlatmış oldum kısaca sana. Eğer şöyle bir durum varsa, sürekli birinin başını diğerinin kuyruğu takip ediyorsa vektör toplamı sıfır, değilse vektör toplamı sıfırdan farklı. Mesela başka bir örnek.
Şöyle bir okumuz var. Bu tarafa doğru bir okumuz var. Bu tarafa doğru bir okumuz var. Bir de şu tarafa doğru bir okumuz var. Hepsinin oklarının boyları eşit olsun. Boyları farklı olduğunda olmaz. Bak onu da söyleyeyim. Şimdi baktığın zaman şunla şu birbirini yok eder. Değil mi? Hani sol tarafa doğru çeken var. Sağ tarafa doğru çeken var. Ne olur? Şuradaki cismi hareket ettirebilir mi? İkisi de aynı çekiyorsa hareket ettiremez. Yukarı doğru çeken var. Aşağı doğru çeken var. Hareket ettirebilir mi? Ettiremez. İşte bunlar birbirlerine hareket ettiremezlerse toplamı sıfır olur. Gösterelim. Bak şunu aldın buraya koydun. Şunu aldın hemen şuraya koydun. Sonra bunu aldın şuraya koydun. Bunu da aldın buraya koydun. Bunu al onu gönder. Arkadaşım helikopter pat pat. Gördüğün gibi ne oldu? Birinin başı diğerinin koyuna geldi. He, burada da dipol moment sıfırmış. İşte vektörlerdeki toplama olayı bu. Tamam mı? Devam edelim. Bir molekülün dipol momente sahip olabilmesi için bağların dipol momentlerinin vektörel toplamı sıfırdan farklı olması gerekir. Yani birinin başı diğerinin kuyruğunu takip etmemesi gerekiyor bir noktada. Net bir dipole sahip olan moleküller polar yapılı moleküllerdir. Moleküldeki bağların dipol momentleri toplamı sıfır ise molekül apolar yapıdadır. Şimdi ne demek istiyoruz? Örnekte görelim. Mesela örnek vermemiş. Şunları anlatırım. Burada yazmayan bir örneği vereyim. Karbondioksit. Karbondioksit molekülü şöyle gösterilir. Tamam mı? Bak. Şimdi oksijen 6A grubunda, karbon 4A grubunda. 6A grubu doğal olarak daha sağda olduğundan dolayı elektronegatifliği daha fazla. Bu yüzden elektronlar oksijene doğru gider. Tamam mı? Elektronlar oksijene doğru gidersek oksijen üzeri ne olur? Kısmen negatif olur. Oksijen üzeri kısmen negatif oluyorsa karbonların üzeri de kısmen pozitif olur. Ne oldu? Kutup oluştu. Şu bağlar nasıl bağlar olduğu zaman iki farklı atomlar arasındaki bağ biz polar kovalent bağ diyorduk. Şunlar polar kovalent bağ oldu. Yani karbondioksitte 4 tane ne var? Polar kovalent bağ var. Atomlar arasındaki bağ polar kovalent bağymış. Peki molekül ne? Bak bağları ayrı değerlendik. Şimdi moleküle geliyoruz. Hani karbondioksit dediğin şey bir molekül. Vektör kısmına bakıyorsun. Şimdi sola doğru ne yapıyor? Hemen aşağıya yazıyorum şuraya. 2 tane ok çekiyor. Sağa doğru üstte 2 tanesi çekiyor. E ne olacak? Bunlar yetişebilir mi? İkisinin de kuvveti aynı. Aynı atom çekiyor. Yani sola 2 aynı adam çekiyor. Sağa aynı 2 aynı adam çekiyor. Ortadakini oynatabilir mi? Oynatamaz. E ne oldu o zaman? Dipol moment 0 oldu. Vektörler birbirini götürdü. Dipol moment 0 ise molekülümüz ne olacak? Apolar olacak. Tamam mı? Yani senin karbondioksitin 4 tane polar kovalent bağ içeren apolar bir neymiş? Molekülmüş. Tekrar ediyorum. Molekül polarlığı farklı şey, bağ polarlığı farklı şey. Tamam mı? Molekül olarak apolar karbondioksit ama bağları ne? Polar. Şimdi başka bir örnek. Şuraya gel. BF3. Şimdi bu okları alıp ucuca eklersen, tamam mı, bak şu oku aldım şuraya getirdim. Bu oku aldım hemen ucuna koydum. Hocam böyle istediğim yeri alabilir miyim? Alabilirsin, sıkıntı yok, bunu da buraya koydum. Ne oldu? Birinin başı diğerinin kuyruğuna denk geldi. Birinin başı diğerinin kuyruğuna denk geliyorsa dipol moment ne oluyordu? Dipol moment ne oluyordu? Sıfır oluyordu. Dipol moment sıfır olursa bizim bileşimimiz apolar oluyordu. Yani BF3 dediğin molekül apolar bir molekülmüş. Hocam apolar molekülün bağları da apolar mı? Bakıyoruz. Bağ polarlığı farklı şeydi. Tekrar altını çiziyorum. İki farklı atom var BF3'te. Değil mi? İki farklı atom var. B ve F atomları var. Demiştik ki iki farklı atom arasındaki bağlar, bak şu bağ, iki farklı atom arasındaysa polar kovalent bağ. Birinci polar kovalent, ikinci polar kovalent, üçüncü polar kovalent. 3 tane polar kovalent bağ içeren apolar bir molekülmüş. Şunu sorabilirsin. Hocam işte apolar kovalent bağ içeren apolar molekül olur mu? Böyle bir şey mümkün mü? Mümkün. Onu da gösterelim. Yani bir örnekte de bunu da açıklayalım. Mesela şöyle bir elimizde bileşik olsun. Karbon
Başka bir karbonla bağ yapsın, bir de hidrojenle yapsın. Tamam mı? Bak, iki farklı atomlar olduğundan dolayı şununla şunun arasındaki şuradaki bağ polar kovalent. PK yazdım. Polar kovalent PK. Tamam mı? İki aynı atom olduğundan dolayı apolar kovalent AK oldu. ne diyelim? AK, AK, AK olsun. Tamam mı? Yani yanlış anlama bunu. Apolar kovalent bağ. Bu molekülde bir gördüğün gibi apolar bir molekül olacak. Tamam mı? Hocam ne oldu? Oldu mu? Evet, apolar kovalent bağ içeren apolar bir molekül oldu. Bunun apolar molekül olduğunu nasıl anladınız? Dipol momentini nasıl anladın diyecek olursan, bak şimdi karbon 4A, hidrojen 1A. Karbon kendine doğru çekecek. Şuradaki karbon da kendine doğru çekecek. Şuradaki bağlar aynı bağ zaten. Bunlar birbirini götürür. Molekülün dipol momenti 0 olur. Dipol momenti 0 olursa molekül de apolar olur. Apolar kovalent bağ içeren apolar bir molekül oldu. Polar kovalent de var, apolar kovalent de var. Sağ tarafta NH3'ü vermiş. Tamam mı? Şunları ucuca ekle. Aldım buraya koydum bunu. Şunu da şuraya koydum. Bunu da yukarı koydum. Ne yaptı? Birinin başı diğerinin kuyruğuna burada geldi. Burada ise iki tane baş karşılaştı. He, olmadı. Bu polar o zaman. Tamam mı? Şunları da bir araya getirdiğinde apolar olduğunu görürsün. Bunları da bir araya getirdiğinde polar olduğunu görürsün. Şimdi sol tarafta çok önemli bir bilgi var. Bir maddenin polar apolar olduğunu sol taraftaki bilgileri öğrenerek doğrudan yapabilirsin. Kısa not aslında. Okuyalım. Çok önemsiyorum bunu. X2'li bileşikler. Pardon. X2'li moleküller. Bunlar X2 aynı atomlar arasındaysa bileşik olmaz biliyorsun. Molekül olur. X2'li moleküller. Mesela Cl2, O2 ya da F2. Tamam mı? Sallıyorum. Başka ne olabilir? H2. Bu tür maddeler apolardır. Beryumun yaptığı BX2'li bileşikler BH2, BF2, BCl2, BBr2 gibi moleküller apolardır. Borun yaptığı bileşikler BX3, yani BH3, BCl3, buradaki BF3 gibi maddeler bileşiktir. Burada çok önemli bir noktaya değineceğim. Karşına çıkar istisna olarak sorarlar. Borda ne vardı hatırla? 8 olmuyordu. Oktet boşluğu var borda. Oktet boşluğu ne hocam? Son yörüngeyi 8'e tamamlayamama. Borda bu vardı. 8 olmuyordu. Borda oktet boşluğu var. Buna dikkat et. Tamam mı? CX'li yapılar. Karbonun yapmış olduğu CH4, CCl4, CI4, CBr4 gibi bileşikler yine bizim için apolar taneciklerdir. Yapısında yalnız karbon ve hidrojen bulunduran tanecikler. Bak çok önemli yine. Yapısında yalnız karbon ve hidrojen bulunduran moleküller. C2H4 gibi, C3H8 gibi ya da C2H6 gibi ya da C4H8 gibi yapısında yalnız hidrojen ve karbon bulunduruyorsa bir tanecik, bu da bizim için apolardır diyoruz. Apolarlarımız bunlar. Polarlar ne? Geriye kalanlar da polar oluyor. Polarlarda şöyle de aklına tutabilirsin. Yapısında en az 3 tür atom varsa polardır bir kere. 3 tür atom içiliyorsa kesin polardır. Mesela sağ tarafta var ya karbon, hidrojen, Cl var. Bu ne? CH3, Cl demek. Yapısında 3 tür atom var. Polar. Bir de polar, bir maddenin polar olup olmadığını en net bir şekilde şuradaki ifadeyle anlarsın. Tamam mı? Neymiş bu ifade? Birlikte okuyalım gel. Bu ifade şu. Genellikle en çok bağ yapan atom merkez atomdu ki bunu söylemiştim sana. Bir bileşikte merkez atom üzerinde ortaklanmamış elektron çifti varsa polar, yoksa polardır. Aslında polarlık ve apolarlığı moleküllerde böyle özetleyebiliriz. Merkez atomda elektron çifti varsa polar, yoksa apolar. Tamam mı? Nihayetinde yukarıda anlattığım her şeyi nihayetinde şu cümleyle özetlemiş olduk. Hemen aşağıda bir boşluk, bir alan bulalım. Örneklerle buradan yola çıkaraktan göstereyim. Örneğin NH3. NH3'teki hidrojenler, tamam mı, şöyle bağ yapıyor. Merkez atom hangisi? Hocam merkez atom azot. Üzerinde ortaklanmamış elektron çifti var mı? Var. Polar o zaman. Bitti. Tamam mı? Başka bir örnek. Karbondioksit. Merkez atom hangisi? Karbon. Karbon üzerinde ortaklanmamış elektron çifti var mı? Yok. Apolar. Olay bu işte. Bor. BCl3 olsun. Bak. Lewis yapısını çizecek olsam bu klorlar
üzerinde ortaktan olmuş elektron çifti var. Ama klorlar merkez atom mu? Hayır. Merkez atom kim? Burada bor. Bor üzerinde ortaktan olmuş elektron çifti var mı? Hayır. Apolar. Yani şu cümle bizim her şeyimizin özeti. Polarlık ve apolarlık bu kadar. Ne yapıyormuşsun? Molekül polarlığıyla atomlar arasındaki bağın polarlığını karıştırmıyormuşsun. İkisi farklı bir şeymiş. Ne olur ne olmaz diyerekten buraya tekrar etmek istiyorum ve örnekleri pekiştirmek istiyorum. Video da uzamış farkındayım ama gerçekten çok önemli bir nokta. İyice anladığınızdan emin olmak istiyorum. Mesela elimde şöyle bir bileşik var. CCl4 ya da ne diyelim, bir bu olsun bir de şu olsun. C2H2. Bak şimdi CCl4 şöyle gösteriliyor. Tamam mı? Sana parantez içerisinde klorun elektron sayısını verir, karbonun da verir. Buradan hangisinde hangi grup, hangi periyot olduğunu bulursun. Klor 7A grubunda, karbonsa 4A grubunda. 7A grubunun elektron negatifliği daha fazla. Elektron negatifliği daha fazlaysa elektron ne yapacak? Klor kendine çekecek. Kendine çekti. Tamam mı? Şöyle oklarla gösterdim. Şimdi iki farklı atom arasındaki bağ neydi? Polar mıydı? Polar mıydı? Polardı. Hocam klorla karbon ikisi de farklı atom. Yani şu bağın senin polar bağın. Birinci polar bağın, ikinci polar bağın, üçüncü polar bağın, dördüncü polar bağın. CCl4'te ne varmış? 4 tane polar kovalent bağ varmış. Molekül nedir diye sorduğumda, bak, bağların polar kovalent. Molekülü soracak olduğumda okları birleştir. Hocam şu okla bu ok birbirini götürür, bu okla bu ok birbirini götürür. Totalde dipol moment 0 olur. Dipol moment 0 olduğundan dolayı, ayrıca yukarıda da söylemiştiniz, işte merkez atom üzerinde elektron çifti yoksa bu atom apolar demişiz. Bu yüzden bu moleküle biz apolar diyoruz. Yani CCl4 dediğin şey 4 tane polar kovalent bağ içeren bir apolar bileşikmiş. Tamam mı? Önemli bir nokta. CH2 dedik. CH2'ye baktığın zaman CH2'yi şöyle gösteriyorsun. Tamam mı? Karbon ve hidrojen arasındaki bağ iki farklı atom arasındaki bağ olduğundan dolayı polar kovalent. Polar kovalent. İkisi aynı atom olduğundan dolayı karbonla karbon. Şu aradaki bağlarsa apolar kovalent bağlar diyoruz. Ne yaptı? Hocam bunda 2 tane polar kovalent bağ var. 3 tane de apolar kovalent bağ var. Molekülümüz polar mı apolar mı? Merkez atom hangisi? Çok seçemiyorum. Niye seçemiyorum? Buradaki karbon da olabilir. Buradaki karbon da olabilir. Fark etmez. Hangi karbonun merkez atomu olursa olsun ikisinde de elektron çifti olmadığından dolayı üzerinde apolar bir molekül olacak. 2 polar kovalent bağ, 3 apolar kovalent bağ içeren bir apolar molekül diyeceğiz C2H2'ye. Tamam mı? Olay bu. Özetle. 2 tane sorumuz var. Bu sorulara bakalım. Süremiz de artık yarım saati geçecek. Yapacak bir şey yok. Soruyu da çözmemiz lazım. Diyor ki merkez atom üzerinde ortaklanmamış elektron çifti olmayan ortaklanmamış elektron çifti yok. X'i 3. X'i yazdım buraya. Y burada. Diğer Y burada. Diğer Y de burada. Ortaklanmamış elektron çifti yoksa neydi bu? Apolardı değil mi? Apolar. X'e Y arasındaki bağlar neydi? Polardı. Kaç tane polar kovalent bağ var? Birinci polar kovalent bağ. İkinci polar kovalent bağ. Bu da üçüncü polar kovalent bağ. Hocam 3 tane polar kovalent bağ içerir. Moleküller kovalent bağlar dipol momenti 0'a eşittir diyor. Apolarsa apolarlarda dipol momenti 0 eşittir. Doğru. X 5A grubudur diyor. 5A grubu olmuyor gördüğün gibi. Son katmanını ne yaptı? 6 ile tamamladı. 8 olmadı. Oktet boşluğu var. Oktet boşluğu olan element hangisiydi? Bordu. Borsa 3A grubu elementi. 3. seçenek. Yanlış cevabımız 1-2C seçeneğidir diyoruz. Sağ tarafa bak. 30. soru. Lewis formülü yukarıdaki gibi olan molekülle ilgili hangileri yanlıştır diyor. Bağlayıcı elektron sayısı 6'dır. Bağlayıcı elektron sayısı şu ortadaki elektronlar birbirine ortaklaşa kullanan elektronlardı. Saydığın zaman 6'dır evet. Polar moleküldür diyor. Merkez atomun hangisi? Fosfor. Üzerinde ortaklanmamış elektron çifti var mı? Var. Varsa molekül polardır doğru. P elementi kısmen negatif yüklenmiştir diyor. Şimdi 2, 8, 5'ten 5A grubu fosfor, hidrojen ise 1A grubu. Sağa doğru elektronegatiflik arttığından dolayı daha elektronegatif fosfor, daha elektronegatif olduğundan dolayı kısmen negatif. Bu diğerleri de kısmen pozitif olacak. Doğru.
apolar kovalent bağ içerir diyor. İki farklı atom arasında polar kovalent bağ olur diyor. Bunlar iki farklı atom. Polar kovalent bağ var. Apolar kovalent bağ yok. D seçeneği yanlış oldu. Cevap D. E'ye de bakalım. Bir çift ortaklanmamış elektron içerir diyor. Evet, şurayı ortaklaşa kullanmamış. Bir çift ortaklanmamış elektron içeride. Bu da bizim için doğru bir ifade. Konu bu kadar. Konuyu bitirdik. Hemen buradan sonra sorular var. Bu sorulara bakmanı istiyorum. Tamam mı? Yani bunları çözecek kadar bilgiye sahipsin. Bunları ben çözmeyeyim, ödev olarak vereyim. Hemen Orbital Yayınları Odam serisini alıyorsun. Test 6'da orada 3. modüldeki test 6'yı açıp çözüyorsun. Bu da senin ödevin. Hocam başka ödev var mı? Var. Test 7'yi de çöz bence. Test 7'yi de çözersin sen. Çalışkan çocuksun çünkü. Neden çözmeyesin ki? İyi bilirsin. Değil mi? Öylesin. Bence öylesin. Bunlar da senin ödevin. Bir sonraki videoda hemen adlandırmadan bahsedeceğim. Ardından kovalent bağı kapatacağız. Olay bu. Şimdilik bu kadar. Görüşmek üzere. Kendine iyi bak.